Merhabalar, Sosyal Akademi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte alan eğitimi konu tekrar denemesinin dördüncüsünün soru çözümünü yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ayrıca başlatmış olduğumuz kamp programları hakkında detaylı bilgi almak isteyen arkadaşlarımız Sosyal Akademi'm yazarak sosyal medya hesaplarından bizlere ulaşabilirler. Birinci sorumuzun soru çözümüyle başlayalım. Birinci soruda bize 6. sınıf üretim, tüketim, dağıtım, öğrenme alanı kazanımlarından olan nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişimindeki yerini ve önemini analiz eder kazanımı aşağıda verilen hangi duyuşsal alana yönelik bir kazanımdır? Şimdi duyuşsal alan basamakları ile ilgili daha önceki yıllarda soru geldi. Buradaki kazanım türüne baktığımız zaman diyor ki nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişimindeki yerini ve önemini analiz etmesi algılama düzeyindeki bir basamakta yer alan etkinlikler arasında değerlendirilebilir ve sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. İkinci soruda bize bir öğretmenin ders planının hazırlanmasında aşağıdakilerden hangisini yapması yanlış bir uygulamadır? Yani hangisini yapması yanlış bir uygulamadır? Plan yeni ders ile önceki ders arasındaki gerekli bağlantıyı kurmalı ve dersi bir sonraki öğrenme durumuna bağlayacak nitelikte olmalıdır. Yani bilinenden bilinmeyene doğru hareket etmesi lazım. Plan çok ayrıntılı ya da çok kısa ve dağınık olmamalıdır. Bu da doğru bir ifadedir. Plan kolay izlenebilecek ve uygulanabilecek bir biçimde hazırlanmalıdır. Bu da uygulanması esasıyla düşünüldüğünde yapılması gereken en önemli noktalardan birisidir. Plan esnek bir biçimde hazırlanmalı. Son anda yapılabilecek değişikliklere olanak vermemelidir diyor. Bu yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Esnek olduğu takdirde zaten son anda oluşabilecek herhangi bir durumda, örneğin acil gelişen bir etkinlik veyahut da acil gelişen bir durum karşısında planın esnekliğinden faydalanabilirsiniz. Bu yanlış bir ifadedir burada. Planın hazırlanmasında ders kitaplarındaki düzen ve sıraya uyum koşulu yoktur. Evet, buna da dikkat edilebilirsiniz. Yani güncel bir olayla ilgili veyahut da planı hazırladığınız takdirde vermek istediğiniz beceri kazanım doğrultusunda bir bilgi vardır. Onu aktarabilirsiniz planınızın içerisine. Bu sırayla olması gerektiği anlamına gelmez. Geçelim bir başka soruya. Üçüncü soruda bize bir ders programında konuyla ilgili olarak kısa bir özet yapılan öğrencilerin konuyla dikkatlerini bir kez daha çekilen ve yapılacak etkinlikleri kazanılan davranışların pekiştirilmesinde ve öğrenmenin kalıcılığının sağlanmasında önemli bir işlevi yerine getiren bölüm aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir ders planında amaç, giriş, geliştirme, sonuç ve değerlendirme bölümleri bulunur. Burada bahsettiğimiz ve bir programda konuyla ilgili olarak kısa bir özet yapılan bölüm sonuç bölümü olarak adlandırılan bölümdür ve sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Öğretim süreci devam ederken öğrenme eksikliklerini ve yanlışlıklarını belirlemek ve gidermek için bir ünite ya da konu bittikten sonra yapılan değerlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir? Ünite sonu değerlendirmeleri olarak adlandırılan değerlendirme arkadaşlar tabii ki formatif değerlendirme olarak adlandırılan izlemeye yönelik yapılan değerlendirmedir. Diyagnostik değerlendirme ise daha çok tanımaya dayalı yapılan değerlendirmedir. Summatif değerlendirme ise özetlemeye yönelik yapılan işte final sınavı, büt sınavı gibi yapılan sınavlardır. Mutlak ve bağlı değerlendirmeyi de zaten üniversite hayatınızdan biliyorsunuz. Geçelim bir başka soruya. Verilen bir sorunun cevabının yine verilen olası cevaplar arasından seçilip işaretlenmesinin gerektiren testlere seçmeli testler ya da çoktan seçmeli testler denir. Çoktan seçmeli bir test aşağıdaki verilen bilişsel alan basamaklarından ölçülmesinde yeterli değil. Hangisinin ölçülmesinde yeterli değildir diye sorduk. Şimdi burada özellikle sentez düzeyindeki bir bilişsel alan basamağının ölçülmesinde uygun değildir. Çoktan seçmeli testler ama sentez düzeyinde daha çok işte böyle ürün, portfolyo gibi değerlendirme süreçleri düşünülebilir. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Geçelim bir başka soruya. Toplumsal hayatımızda demokrasinin önemini açıklar kazanımının işlenmesi sırasında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün ele alındığı öğrenme alanı aşağıdakilerden hangisidir? Özellikle 6. sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan ve etkin vatandaşlık öğrenme alanı içerisinde değinilmesi gereken konulardan olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü demokrasi eğitimi kapsamında verilmesi gereken kazanımlar arasında yer alır ve sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır.
Öğrencilerin meslekleri tanıyarak ilgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği özellikleri bilmesi, hedeflendiği öğrenme alanı aşağıdakilerden hangisidir? Özellikle öğrencilerin meslek seçimine 5. sınıf ve 6. sınıf düzeyinde vurgu yaptığımız öğrenme alanı arkadaşlar hangisidir? Üretim, tüketim, dağıtım öğrenme alanıdır. Burada özellikle 5. sınıfta bir ürünün üretim, tüketim, dağıtım aşamasında çalışan veyahut da çeşitli meslek gruplarının rolleri hakkında önemli bilgiler veriyoruz ve sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. Evet, Fatih projesiyle öğrencilerin sadece dersteki başarısını değil, burayı okuyamıyorum, alanlarının aktiviteleri ve öğrencileriyle değerlendirilebilmesi ve bu yolda öğrencilerin tüm öğrencilik hayatlarına ait verilerin analizinin yapılması önemi de ortaya çıkmaktadır. Burada söz konusu olan sadece toplanan verilerle istatistik oluşturmak değildir. Bir proje ile öğrencilerin eğitim sürecinde oluşan her türlü bilginin tek bir kimlik yönetimi sisteminde tutulması ve bir veri havuzu analizlerinin anında yapılabileceği bir altyapı oluşturulması amaçlanmaktadır. Aşağıda yetkinlik alanlarından hangisi Fatih projesi kapsamında öğrencilere kazandırılmak istenen yetkinlik alanları arasında yer almaktadır? Özellikle tüm yetkinlik alanları tabii ki alanın içerisine girebilir ama burada biz daha çok dijital yetkinlik olarak adlandırdığımız öğrenme sürecini aktif bir şekilde kullanmayı istiyoruz ve bu da Fatih projesi kapsamında gerçekleşen dijital yetkinlik öğrenme alanı içerisinde değerlendirilebilir ve sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından pandemi döneminde oluşturulan TRT EBA TV kanalları aşağıda verilen milli eğitim ilkelerinden hangisi doğrultusunda oluşturulmuş bir uygulamadır? Şimdi burada biz neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Eğitimin İşlenirken konuların sürekli olarak aktarılıp aktarılmadığına, yani her yerdeki insanların bu şeye ulaşıp ulaşmadığına bakacağız ve kesintisiz şekilde eğitimin devam etmesine bakacağız. Fırsat eşitliği olarak da adlandırılabilir bazı şeylerde ama şurada sürekliliğinin esas alındığını bilin. Yani eğitim faaliyetleri bir dönem kesintiye uğradı. Fırsat eşitliğinden bahsedilseydi işte neye yönelik hareketler yapılması, mesela tablet dağıtılmasına yönelik etkinlikler yapılması fırsat eşitliğine yöneliktir. Ama TV kanallarının oluşması süreklilik kapsamında değerlendirildiği için sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Emrah Öğretmen'in dersinde özellikle E-Devlet portalı ve bu portal üzerinde sağlanan hizmetlere değinmesi hangi öğrenme alanı içerisinde ders işlediğini göstermektedir. Sosyal bilgiler öğrenme alanları içerisinde yer alan ve Emrah Öğretmen'in de burada E-Devlet üzerinden bilgileri aktarmaya çalıştığı öğrenme alanı arkadaşlar etkin vatandaşlık öğrenme alanıdır ve sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Özellikle biz burada E-Devlet kullanımının hakkında bilgileri veririz sınıf düzeylerinde. Geçelim bir başka sorumuza. 11. soruda bize Türk İslam medeniyetinin bilimsel alanda ulaştığı seviyeye vurgu yapıldığı ve İbni Haldun, Ali Kuşçu, El-Hazini, Piri Reis ve Katip Çelebi gibi bilim insanları ve bunların çalışmalarına değinildiği öğrenme alanı aşağıdakilerden hangisidir? Özellikle arkadaşlar 7. sınıf öğrenme alanı içerisinde yer alan ve Türk İslam medeniyetinin geliştiği bilimsel bilgi birikimi hakkında bilgilerin yoğunlukta verildiği öğrenme alanı arkadaşlar hangisidir? Bilim, teknoloji ve toplum öğrenme alanıdır ve sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. Öğrencilerin geçmişten günümüze dünyanın değişik kıtalarındaki olayları eş zamanlı ve karşılaştırmalı olarak görebilecekleri bir materyal olan Cumhuriyet tarihinde ilk defa Hamit Züveyir Koşay tarafından yapılan harita türü aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki bu haritalara ne ad verilir? Histomap adı verilir ve sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır arkadaşlar. Histomaplar bir olayın, bir şeyin yani kıtalar arasındaki tüm, mesela tüm bölgeler arasındaki gelişiminin incelendiği süreçleri yapar. Mesela eş zamanlılık olarak bilinen senkronizm ise daha çok neyi dikkate alır? İki kıta arasında veyahut da bir bölge arasındaki aynı dönemde gerçekleşen olayları anlatır ama histomapta arkadaşlar historizm veyahut da histomapta biz daha çok tüm dünyadaki konuları ele alıyoruz ve sorumuzun doğru cevabı burada D şıkkı. 7. sınıf öğrencisi Asel'in Hayat Güzeldir filmi sayesinde Nazi Almanya'sında bulunan mekanlar hakkında bilgi sahibi olması hangi mekan algısının gelişmiş olduğunun göstergesidir? Özellikle biz fotoğraflardan, sinemalardan veyahut da video filmlerden anladığımız mekan algısı imge mekan olarak adlandırılan mekandır. Fotoğraflara ve video
öğretimine yönelik değerlendirilen mekan algısı imge mekandır. Diğerleriyle karıştırmayın. Burada mesela Nazi Almanya'sından bahsetmesi sizi tarihi mekana götürmesin arkadaşlar. Bunlar daha çok görülerek yapılan etkinliklerdir. Tarihi mekanlar. Geçelim bir başka soruya. 14. soruda bize sosyal bilgiler öğretmeni Zeynep Hanım Uygurların saray görevlilerinden olan Bitikçi'yi günümüzdeki meclisteki yazmanlık yapan görevlilere benzetmesi hangi dersinde hangi tekniği kullandığını göstermektedir? Şu hangi ifadesi fazla olmuş arkadaşlar, özür dilerim. Burada Zeynep öğretmenin Bitikçi günümüzdeki yazmanlığa belirtmesi analoji yaptığının bir göstergesidir ve sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. 5. sınıf kültür miras öğrenme alanı kazanımlarından olan çevresindeki doğal varlıklar ile tarihi mekanları, nesneleri ve eserleri tanır kazanımı doğrultusunda uygun bir ortama gezi düzenleyen Aykut öğretmenin hangi öğretim ilkesi dikkate alınmıştır? Özellikle burada bunlara çok dikkat edelim. Çevresindeki ifadesi, bakın çevresindeki doğal varlıkları görmesi, Aykut öğretmenin yakından uzağa ilkesi doğrultusunda hareket ettiğinin göstergesidir. Ve bu çıkmış soruların benzeri bir sorudur. Dikkat edelim. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Evet, 16. soruda bize 5. sınıf öğrenme alanı kazanımlarından olan doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar kazanımı doğrultusunda dere yatağına ev kuranlar, akıllı insanlar istedikleri dakika suya ulaşabilirler ve balık tutabilirler demiştir öğretmen. Öğretmenin ders sırasında uygulamış olduğu yöntem ve teknik aşağıdakilerden hangisidir? Buna biz ne diyoruz? Ters beyin fırtınası tekniği diyoruz. Özellikle olumsuz durumlarından bahsedip olumlu yanlarını ortaya çıkarmak için yapılan bir beyin fırtınası etkinliğidir. Bununla ilgili de coğrafya öğretmenliğinde soru geldi arkadaşlar. Geçelim 17. sorumuza. Saide öğretmenin dersinde ilk defa karşılaşılan bir problem olan deniz salyası hakkında öğrencilerine bilgi vermesi hangi öğretim ilkesini dikkate aldığını göstermektedir? Tabii ki arkadaşlar güncellik olarak adlandırdığımız güncel olaylar hakkında bilgi vermesi itibariyle programın esnekliğinden faydalanıp güncellik ilkesi doğrultusunda hareket ettiğinin göstergesidir ve sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. 18. soruda bize sosyal bilgiler öğretim programında kullanılan SB5.3.1 gibi kısaltmalar aşağıda verilen hangisine karşılık gelmektedir verilenlerden? Şimdi burada SB5.31 sosyal bilgiler 5. sınıf 3. öğrenme alanı 1. kazanım olarak değerlendirdiğimiz kazanım listesinin tam açılmış halidir. Yarım bıraksaydı mesela 3'te bıraksaydı öğrenme alanı olurdu. 5'te bıraksaydı 5. sınıf düzeyi olurdu. SB deseydi sosyal bilgiler olurdu. Buna da dikkat edelim. Bu da coğrafya öğretmenliğinde çıkmış bir sorudur. Bu tarz sorularda gelebilir. Aman dikkat edelim. Bir sosyal bilgiler öğretmeninin dersinde fosil örneklerini getirerek işlemesi hangi beceriyi kazandırmak istediğinin göstergesidir. Özellikle öğretmenin fosil örneklerini getirerek dersinde işlemesi kanıt kullanmaya yönelik bir etkinlik tasarladığının, bir beceri kazandırmaya yönelik hareketlerde bulunduğunun göstergesidir. Yani olayları kanıtlar eşliğinde sunmaya çalıştığının bir göstergesidir. Ve sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. 20. soruda bize Emrah öğretmenin bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler kazanımı doğrultusunda sınıfta disket, CD, DVD, flash bellek ve hafıza kartı getirmesi ve bunların göstermesi hangi beceriyi kazandırmaya yönelik etkinlik yaptığını göstermektedir. Hemen burada da neye dikkat edeceğiz? Sırasıyla getirmiş bunları arkadaşlar ve kanıt kullanmaya yönelik bir beceri kazandırmak istediğinin göstergesidir. Bilgi okuryazarlığı olsaydı daha farklı bir etkinlik yapabilirdi. Öğrencilerin var olan bilgilerini ortaya çıkarmaya, problem çözme olamaz, medya okuryazarlığı olamaz, araştırma becerisi olması için öğrencilerin getirmesini veyahut ödev vermesi daha uygun olurdu. Ama burada öğretmenin kendi getirmesi kanıt kullanmaya yönelik yine tekrardan yapılmış bir etkinliktir diyebiliriz. Kanıt kullanmaya sosyal bilgilerde çok dikkat edin. Kesin soru var arkadaşlar. Geçelim artık kanalımıza abone olma kısmına. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Kamp programımız hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız lütfen bize Sosyal Akademim hesaplarından mesaj atmayı unutmayalım. Bir sonraki soru çözümü videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.